Yol arkadaşım Mehmet Bektaş'la kahvede oturuyordu. Ona Maraş yurdu hikayemi anlattığımda çok canı sıkıldı belli de masayı bir sessizlik bürüdü. Halime çok acıdı doğruya doğru. O da benim hikayelerimi şimdi dinlemeyi sever. Ben anlatırım o dinler. Ben anlatırım o dinler. Uzun zamandır da görüşmeyiz. Böyle düzenli aralıklarla görüşmeyiz. Aynı yılda bir yollarımız düşerse. Belki de dostluğumuzun güzelliği buna dayanıyor. Masadaki sessizliği ama yine benim kardeşim bozdu. Ya dedim muhtarım, bu Tır Mahmut senin başına ne işler açmış öyle. Gel bu adamdan intikamını al bak, almak istersen sana yardım ederim dedim. Şimdi ben de böyle kin tutmayı sevmem. Böyle şeyler bana göre değil, kinlik, düşmanlık. Ya dedim Mehmet kardeşim, aynı köylüyüz, yüz yüze bakıyoruz. Hem dedim, bu Mahmut'a hiçbir numara sökmez dedim. Boşuna uğraşırız. Sonra bir sessizlik daha oluştu ama bu sessizliğin nedeni neydi biliyor musun? Benim düşüncelere dalmam, Mehmet kardeşimin düşüncelere dalması. Gel dedi birer çay daha içelim, sonra kalkarız vedalaşırız. Sen yoluna, ben yoluma. Allah bilir bir daha ne zaman görüşürüz. Şimdi Mehmet kardeşim de ilçemizde misafir. Ziyarete gelmiş. Bu adama çay ısmarlatılır mı, ısmarlatılmaz. Dedim ben ısmarlarım. Şöyle bir etrafa bakındım. Çaycı Murat'ı göremedim. Çaycı Murat ortalıkta yok. Celal'e seslendim, ocakçı Celal'e. Celal dedim bize iki tane çay getir. Tam böyle ben yerime oturacaktım. Laposman'ın sesini duydum. Üç olsun dedi. Arkamı bir döndüm Cinali. Dört olsun dedi. Tırı Mahmut'u gördüm. Benimki kolu olsun. Çullu Yusuf. Ben ayran istiyorum. Geldiler bunlar masaya oturdular. Ellerinde poşetler. Ellerinde çuvallar. Sinirlerim bozuldu. Çingene gibiler anam. Geldiler oturdular masaya. Çöktüler. Sinirlendim ama bir şey yapamadım. Ateşim çıktı sinirden benim. Biliyorum bunlar benim başıma kalacaklar. Beni köye götür. Benim binecekler beyaz güvercin torosuma. Ben bunları alacağım, köye götüreceğim. Canım sıkıldı. Canım sıkıldı ama hiçbir şey de demedim. Çaycı Murat çaylarımızı getirdi. Tırı Mahmut bir dikişte bitirdi kolayı. Bir daha koy dedi Murat'a. Sonra bir de diyor ki, Murat ya, bu kolanın böyle büyük bidonlu olanlarından yok mu? Murat fukara da şimdi. Para kazanacak, mal satacak. Var Mahmut ağa dedi, birlik mi olsun, ikilik mi olsun? En büyüğünden dedi getir dedi. Sinirlendim. Lan dedim bak, kendinizle ödeyecekseniz dedim alın ha dedim, benim üstüme yıkmayın. Sinirlendim biliyorum, huyları çünkü yaparlar. Ben tanıyorum köylümü, yaparlar. Bu arada Cinali lafa girdi hemen. Ya muhtarım, önce bir lokantaya mı gitseydik, karnımızı doyururduk, çayla üzerine içerdik, güzel olurdu. Sinirlendim tam, bok yalan diyecektim. Çullu Yusuf. Hadi muhtarım, çayını çabuk iç de köye gidek, davar bekliyor dedi. Sinirlendim ama şimdi kötü laf da edemiyorum. Muhtarım sonuçta, onlar da benim köylülerim, bana da oy verdiler yani. Sinirlendim, dedim ki ben gelmiyorum köye dedim, ben gitmiyorum bugün dedim, ben dedim bugün Mehmet kardeşimi gösterdim, bugün dedim onun misafiriyim. Bunlar bir homurdanmaya başladılar. Bunlar kendi kendilerine ayıp ya yaptın ya, böyle şey mi olur muhtarım, biz kim götürecek, biz sana güvendik. Sinirlendim, sinirlerim bozuldu. Hemen Cinali ama lafa giriyor. Bunlar kendi kendilerine homurdanarken Cinali bir kalktı. Muhtarım, o zaman sen bize arabanın anahtarını ver. Ben gidelim köye, ben seni yarın zamanın erkenden gelir alırım. Bak 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 bak. Ben biliyorum benim arabam giderse bir daha gelmez bana. Bunlar yarın sabah erkenden kalkıp benim almaya gelecekler. Gelmezler. Ben tanıyorum. Yok dedim kardeşim. Ben dedim veremem arabam.
Benim dedim beyaz güvercinim benim yanımda çok kıymetli biliyorsunuz. Ben kimseye vermem. Sizlik bir durum yok dedim. Ben hala arayı da böyle iyi tutmaya çalışıyorum. Köylü. Ondan sonra Çullu Yusuf demesin mi? E bizi bırak gel o zaman muhtarım köye. Ya dedim ben gitmiyorum ki köye. Gidecek olsam ben kendim giderim. Ben niye sizi şimdi kalkayım bırakayım gel tekrar buraya geleyim? Yok dedim ben bugün burada misafirim köye gitmiyorum. Tırı Mahmut'un hiç sesi çıkmıyor Tırı Mahmut'un. Murat'ın getirdiği bidonu böyle poşetlere yerleştirmekle meşgul. Sessizliği bozdu bunlar ama kendi aralarında da homurdanıyorlar bir plan yapıyorlar. Benim yol arkadaşım Mehmet de böyle kıs kıs gülüyor içinden. Adamın da hoşuna gidiyor şimdi. Anlattım ya o kadar hikayelerini. Mahmut lafa girdi. E o zaman dedi muhtarım. Sen dedi bize dedi anahtarı ver. E biz poşetlerimizi çuvallarımızı koyalım. Sen dedi köye geldiğinde biz senden alırız dedi. Şimdi kafama yatmadı değil. Arabam yanımda kalacak. E yarın köye de zaten gideceğim. E akşam gideceğim zaten burada kalasım yok. Ben bunları başımdan savmaya çalışıyorum. Dedim tamam dedim ya verim anahtarı ama dedim bak kokacak, dökülecek, akacak bir şey yok değil mi lan çantalarda dedim. Hepsi birden yok vallahi çekti. Hiç dedi bir şey yok. Mahmut dedi bir aldım dedi kola var ona da dedi bir şey olmaz ağzını iyi kapatıyorlar dedi. İyi dedim tamam verdim ben bunlara anahtarı. Vermez olaydım. Vermez olaydım o anahtarı. Bunlar kalktılar gidiyorlar. Benim Mehmet de diyor ki bana gülüyor hala. Ben ne dedim gülme bak çok sinirliyim Mehmet dedim gülme benim halime. Ben dedim kalkayım gideyim şu bizim dört çayın parasını vereyim. Çünkü bunlar kendi hesaplarını da bana ödetirler. Bana ne canım ben milletin içtiği kolayı ayranı ödemek zorunda mıyım? Değilim. Ben dedim ödeyeyim parayı geleyim. Tam kalktı. Kahveden içeriye adımımı atıyordum ki. Bir ses duydum. Benim beyaz güvercinimin torosumun sesini duydum. Allah'ım dedim arabam gidiyor. Beyaz güvercinim dedim gidiyor. Döndüm yola doğru. Bizim köylüler. Lap Osman, Cin Ali, Çullu Yusuf, Tırı Mahmut, Toros'uma binmişler. Tırı Mahmut da direksiyonda gidiyorlar. Seslendim arkalarından, durun lan durun dedim. Tırı Mahmut kafasını çıkardı camdan. Muhtarım, yarın gelir seni alırız. Lan dedim, önüne bak lan dedim. Traktör geliyor gel karşından dedim. Traktör var dedim, önüne bak çarpacağım dedim. Bu direksiyonu kırdı. Benim beyaz güvercin sallanıyor yollarda. Lan dedim tüp yok lan içinde dedim. Tüp yok tüp dedim. Duydular mı? Duymadılar mı bilmem. Kahveye geldim. Masaya oturdum. Mehmet kardeşim de benim için bir bardak su söylemiş. Yarısını içtim. Yarısını kafamdan aşağı döktüm. Cos etti. Alev çıkıyor. Duman çıkıyor beynimden. Yanmışım ben sinirden. Gülüyor Mehmet kardeşim dedim gülme gülme. Aha dedim kaldım burada. E dedi yarın dedi gelip seni alacaklar. Dedim gelmezler. Ben biliyorum köylümü gelmezler. Benim dedim asıl kafama takılan şey arabada tüp yok. Bunlar giderler. Benim arabamın tüpü biter. Orada bırakırlar benim beyaz güvercinimi. Köye yürüye yürüye giderler. Benim beyaz güvercinim yollarda kalır. Beyaz güvercinim. Mehmet kardeşim da dedi ki ya dedi sıkıntı etme. Ben dedi ararım arkadaşımı. Söylerim böyle böyle bugün misafirimiz o. Ya dedim sıkıntı vallahi o değil. Ben bugün sokakta yatarım. Ama bunlar benim beyaz güvercinimin başına ne işler açarlar. Ya kaza yapsınlar. Ölsünler isterlerse. Ama benim beyaz güvercinime bir şey olmasın. Mehmet biliyorsun o benim için çok kıymetli Mehmet. Ben tarlayı satıp aldım Mehmet beyaz güvercinimi dedim. Mehmet güldü. Mehmet dedim gülme. Gülme çok sinirliyim Mehmet dedim. Bana dedi ki muhtarım dedi. Bak dedi ben tiyatrocuyum. Bizim bu Mehmet de var ya aslen tiyatrocuymuş.
böyle rolden role, kılıktan kılığa girermiş, milleti oynatırmış, güldürürmüş herkesi. Muhtarım dedi, benim aklımda olan şey dedi, bu Tır Mahmut'u dedi azıcık telefonla işletip böyle kıvrandırmaktı. Ama dedi, bu yaptıklarından sonra bu çok hafif kalır dedi. Ben dedim ne yapabiliriz dedim. Şimdi bak, kini sevmem dedim. Hiç dedim küslük şeylik sevmem ama benim burama kadar getirdiler. Benim beyaz güvercinimi alıp götürdüler. Ben dayanamadım. Dedi ki zaten bugün buradasın. Gidemiyorsun. Akşam seninle otururuz. Bir plan yaparız. Bunların dedi analarından emdikleri sütü dedi burunlarından dedi getiririz. Dedim getirelim ama dedim. Bak dedim. Sadece Tır Mahmut değil dedim. O Lap Osman'ın, o Cinali'nin, o Çullu Yusuf'un hepsinin dedim burunlarından getirelim, hepsinden dedim intikamımızı alalım dedim.